Günaydın. Hepinize günaydın. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Ben yine neredeyim? Mert'in adasından size günaydın demek istedim. Çünkü dün editimi yapamadım. Biliyorsunuz dün misafirlerim vardı. Kız kardeşim bendeydi. O yüzden de editi sabaha bıraktım. Editimi yapmadan önce günümüz aydın olsun. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle tamamlamayı nasip etsin diyorum. Bugün de cumartesi biliyorsunuz. Bugün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Neden? Çünkü bütün öğrencilerimiz bugün imtihana girecek. Yeni bir yola girecekler. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum ve başarılar diliyorum kendilerine. Öyle. Ben şimdi editimi yapayım. Gün bize neler gösterecek. Kahvemi koydum, suyumu içtim. Siz de içtiniz mi? İnşallah içmişsinizdir. İnşallah iyisinizdir. Bugün de uyandık, çok şükür. Uyandıysak ne mutlu bize. O zaman haydi bismillah deyip günümüze başlıyoruz. Evet, aşk kokulu mutfağımızda biz de kahvemizi içiyoruz. Yaptık böyle kahvemizi ve günümüze başladık. Hava yine limoni bence, gökyüzü serin gibi yani. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması da var. Öğrencilerimiz imtihana giriyor. Ne söylemek istersin Aska? Sınavlayacak arkadaşlara başarılar. Evet, hepsine başarılar diliyoruz. Yeni bir yola başlayacaklar inşallah. Bizim de evladımız var. Bir anne baba olarak hepsine başarılar diliyoruz. Bu yüzden zor. Kahvaltı olarak da bilmiyorum. Çayımı koydum. Ne yaparım diye şu anda hiçbir fikrim yok. O yine limoni. Evet, o yine limoni. İçersin, yine nemli olacak. Yapışacağımız. Ama yok, evin içi şu anda iyi. Esiyor. Fox haberlerini de açtım. Bütün öğrenciler okullarda imtihana girmiştir bile. Neyse, bugün hafta sonu tabii ki. Bugün değişiklik de olacak inşallah. Boyamızı da yapacağız. Bakalım ne olacak. Hayırlısı diyelim. Haydi bakalım. Boya mı yapacağız? Evet. Saçımı boyayacağım artık. Boyamı ne zamandır bekletiyordum. Artık bugün zamanı yani. Haydi bakalım. Nasıl olacak birlikte göreceğiz. Sürpriz. Sürpriz, yumurta gibi. Bomba olmasın da sürpriz. Yok ya, zannetmiyorum. Şöyle derin dondurucumu açtım. Ama şu biberlerim sığacak mı? Emin değilim. Bunu böyle koyarsam. Bu da tamam. Bu da oluyor ama öbürü olmayacak. Bir de bu arada da şurası da benim tavuk bölümüm. Şu tavuk, aldığım tavuktan yapacağım. Şu tavuk ızgaradan yapacağım yani. Evet, ızgara tavuğumu çıkardım. Böyle suya koydum. Eridiği zaman da güzel yıkayıp temizlediğim zaman da güzel sosunu hazırlayıp dolaba atarız. Evet, yumurtalarım da haşlanıyor. O zaman ben masamı hazırlayayım artık. Bir yandan kahvaltı hazırlarken bir yanda limon ağacım kurumuştu arkadaşlar. Onları sulamak istiyorum. Şöyle soğanlarımı da yeniledim. Eskilerini çıkartıp yenilerini taktım. Bakın. Şöyle yeniledim onları da. Biraz maydanozuma da su döktüm. Şöyle. Bir de dereotuma da dökmek istiyorum. Artık güneş bayağı bir vurduğu için susuz kalıyor çiçeklerim. Onu da sulayayım hemen dereotumu. Şöyle indireyim bakın. O da susuz kalmış. Maşallah çok da güzel büyüyorlar. Ya vallahi şu maydanozların bunun kadar böyle güzel büyümüyor. Gerçekten. Evet. Bunu böyle suladım. Bakayım kudret narıma. O ne alemde. Oo, o da kurumuş. Ama bunları mutfakta sulamak istiyorum. Çünkü altlarından su akıyor. Şuna biraz daha koyalım. Çekince yine bakarım. Evet, limon ağacıma biraz daha dökeyim. Maşallah sana. Maşallah. Maşallah sana. Çok döktüğümde taşabiliyor. Bakın bu vazomu da buraya koydum. Bilmiyorum üstüne. Ama güzel oldu. Saksı.
Biberiyem de nanem de öyle. Evet, bunu şöyle kaldıralım. Bu şimdi iyi. Şöyle koyuyorum bunu da. Ve şimdi diğerlerini sulayayım. Hadi bakalım, gel sen de. Seni mutfakta sulayalım. Bizim kahvaltı masamız bugün de böyle olsun. Sade olsun. Her gün çeşit çeşit olacak hali yok. O zaman benimle birlikte şu an beni izleyip de yapan herkese iyi kahvaltılar diliyorum. Böyle çay keyfi yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Dün cuma günü Fox TV'de bir dizi başlamış. Neydi bu çocuğun adı? Çok popüler. Fox TV'de Bayan diye herhalde. Bay Yanmış diye bir dizi başlamış ama çok hoşuma gitti. Şimdi onu izliyoruz. Dün yayınlandığı için bugün de tekrarını veriyorlar. Bugün de böyle hava bir kapanıyor, bir açılıyor. Öyleyiz yani. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz? Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün bütün öğrencilerimiz imtihanda. Hayırlı olsun hepsi için. Bizim de bu akşam tavuk çıkardım biliyorsunuz. Onu da göstermiştim size. Öyle günümüze devam ediyoruz. Daha saçlarımı boyamadım. Boyayacağım tabii ki. Biraz şu diziye bakıyorum. Sonra boyarken de birlikte boyayacağız. Artık boyama işlemine başlayalım. Şöyle prosedürü de var. Burada hepsini göstermiş. Nasıl açılacağını, nasıl edileceğini. O zaman yıkayınca da yıkama şeyi bile var. Hepsini çıkartalım bakalım. Bakın boyamız burada. Bir tane boyaması var. Eldiveni var. Sonra bakın. Bu şampuanı mı acaba? Ya da maskesi. Şöyle bir maskesi de var. Ve şampuanı mı artık? Onu şey yapamadım ama. Bir de bakın. Şampuanı. Bu da şampuan. Yok, bu şampuanıymış. Bu 2 numara. Bu 1 numara. Bu da 3 numara. Bu da maskesi herhalde. İçinden 3 tane parça çıktı arkadaşlar. Bayağı da var daha henüz. Bakayım. Valla bayağı güzelmiş. Bu da boyası herhalde. İlk defa boyayacağım için şu anda hepsini öğrenemedim. Şöyle bir çıkartıyorum sizlerle birlikte. Ve bu da tarağı. Bakar mısınız? Ben şimdi bir okuyayım. Ondan sonra da birlikte başlayalım. Ben de ilk defa saçımı kendim boyayacağım için şu açıcı arkadaşlar. Şu boyamız. Bu boyayı bu tüpün içine boşaltacağım. Boyadıktan sonra da bununla da boyayabilirim. Bu aparatı şunun ucuna da takabilirim. Sonra saçımı da boyadıktan sonra bu da bakım şampuanı. Bunu kullanacağım. Şu da maskesiymiş. Bunu da haftada şu yani. Şu görüyorsunuz. Elimdeki de bu. Yani neymiş? Ağırlaştırmayan besleyici maske. Bunu fındık büyülüğünde ağırlık besleyici maske 3 defa uygulayın. 3 dakika bekleyin ve durulayın. Parlak ve yumuşak saçlar için ağırlaştırmayan besleyici maskenizi 3 defa bir dahaki boyamaya kadar haftada bir defa kullanın. Yani bunu boyadıktan sonra haftada bir defa da bunu saçlarıma uygulayacağım. Ve o zaman şu boyamı şu tüpün içine dökeyim. Sonra boyamaya başlayalım. Haydi bakalım, rast gelsin. Evet, boyamı açıcının içine döktüm. Şimdi devamlı çalkalıyoruz bunu. İyice birbirine özdeşene kadar çalkalamaya devam edeceğiz. Sonra da boyamaya başlayabiliriz. Haydi bakalım, Rabbim utandırmasın. Haydi bakalım arkadaşlar. Ve ben başladım. Rast getirsin diyorum. Şöyle size bakamıyorum, kusura bakmayın. İlk denemem. İnşallah daha sonraları bayağı bir tecrübe kazanacağım yapa yapa. Öyle olduğuma inanıyorum. İlk önce diplerden başlıyorum. Dipleri sürüyorum. Çünkü orada da öyle söylüyor. Şöyle elimle de yediriyorum boyamı. Tam %100 beyazları kapatıcı diyor zaten. İlk önce diplerden başladım. Şöyle boyuyorum diplerimi.
Şimdi tekrar buradan geçeceğim. Şöyle yapacağım. Bir ilk denemem. İlk defa saçlarımı boyuyorum. Ama güzel olursa da bundan sonra bu boya numarasında da devam edeceğim. Kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Ben şimdi devam edeyim. Sonra tamamen boyadıktan sonra da tekrar sizinle paylaşacağım. Ta 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 ta. Bakın saçlarımı boyadım arkadaşlar. 40 dakika bekleyeceğim. 2'ye 10 kala da saçlarımı boyayacağım. Hafif hafif sararmaya da başladı. Çünkü yanmalar da başladı saçımda. O yüzden 40 dakikayı aşmamam lazım. Hadi bakalım, sonucu çok merak ediyorum. Bu ilk denememdi. Eğer memnun kalırsam bundan sonra devamlı kendim boyayacağım inşallah. Bakar mısınız? Sararmaya da başladı. Ama yanmalar da başladı. Hadi bakalım. Sonucu benim kadar siz de merak ediyorsunuzdur inşallah. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. 40 dakika oldu şu anda. Artık 40 dakikamı da doldurduğuma göre şampuanımı alıp banyoya gidiyorum. İnşallah güzel bir sonuç alırım. Ve eğer memnun kalırsam da mutlaka bu boyaya devam edeceğim. Çünkü benim ilk tecrübemdi. İlk defa saçlarımı boyuyorum. Haydi bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de merak ediyorum sizin kadar. Ve saçlarımı yıkadım. Ben de sizler kadar merak ediyorum rengini. Ama havluyla kuruladığım zaman gerçekten de güzel olduğuna inanıyorum. Artık bu renge de devam edeceğime inanıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Haydi kurutalım mı? Kurutalım o zaman. Ta 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 ta. Nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar? Ben o kadar beğendim ki kendi özüme döndüm tekrar. Neydi? L'Oreal Paris'e teşekkür ediyorum. İlk defa denedim saçımı. İlk defa kendim boyadım. Ve gerçekten de güzel boyadım. Hatta %100 beyaz kapatıcı özelliği de var bunun. Ben 01 numarasını kullandım. Denemek isteyenler varsa bu L'Oreal Paris'i özellikle mutlaka denesinler. Şampuanı, maskesi ve boyaları hepsi 3'ü 4'ü içinde. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım ve özüme döndüm. Öyle değil mi? Siz nasıl, beğendiniz mi? Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Artık kendim boyamaya devam. Kuaförden kurtuldum çok şükür. Rahat rahat evimde istediğim gibi boyayıp kendi özümle birlikte yaşayacağım inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Nasıl? Bakar mısınız? Rengi muhteşem oldu. Çok memnun kaldım. Vallahi o kadar çok beğendim ki kendimle de gurur duyuyorum. Gerçekten de ilk denememe göre çok güzel boyadım. Öyle değil mi arkadaşlar? Erkekler de benim evdeki erkekler de çok beğendi. Vallahi gerçekten de ultra açıcı renkle kullandım. 01 L'Oreal Paris. Vallahi ilk denememe göre çok güzel de boyadım. Artık bundan sonra kendi evimde kendim boyamaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz de yorum yazarsanız, kanalıma abone olursanız, izlerseniz, beğeni yaparsanız ve yorum yaparsanız da beni çok mutlu ederseniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Saçlar boyandıysa şimdi güzelce tavuğumun sosunu ayarladım ben arkadaşlar. İçinde ne var? Sıvı yağ. Sarımsak, biber salçası koydum ben. İsteğe bağlı domates salçası da koyabilirsiniz. Başka ne koydum? Bir tavuk harcım var. Onu koydum. Tavukçumun verdiği bir tavuk sosuydu. Onu koydum. Zerdeçal koydum. Karabiber koydum. Biraz da kekik koydum. Ve tabii ki bahçemden biberiye de koydum. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Alıyorum bunu böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tavuklarımı da şöyle güzelce süzdüm ve hepsini döküyorum içine. Hoppala. Tuzumuzu da ilave edelim. Tavuklarımı da döktüm sosun üzerine. Şöyle güzelce de tuzluyorum. Tuzsuz olmasın. Böyle akşama kadar dolapta bekleteceğim. Bir de üzerine dolabımda bir portakal vardı. Onu da sıkacağım. Ben portakallı ya da limon mutlaka katıyorum içine. Bilmiyorum siz katıyor musunuz? Ama bu sefer limon da katayım biraz. Limon da olsun. Biraz da portakal da bakayım, eğer kötü olmadıysa onu da katarım. Evet, şimdi karıştıralım.
portakalımı aldım. Gerçekten de hiçbir şey olmuş olmamış. Şimdi üzerine böyle hop misler gibi portakalımı sıkıyorum. Ben çok seviyorum portakallı tavuğu. Yani portakalı çok seviyorum zaten. Her şeyi çok seviyorum. Böyle güzelce akşama kadar saat 7 gibi koyacağım inşallah bunu da fırına. Ve tamam. Portakalımızı da koyduk. Şimdi güzelce karıştırıyorum ki iyice soslar emsin birbirine. Bakar mısınız? Mis mis. Çok seviyoruz biz tavuğu. Hele de özellikle fırında tavuk. Mangal, ızgarada tavuk. Mangalda tavuk. Ama ben kanat olarak sevmiyorum maalesef. Ben böyle seviyorum daha çok tavuğu. Bu şekilde seviyorum. Evet. Tavuğum hazır. Şimdi dolaba girmeye hazır. Ciğerimi de güzelce yıkadım. Onu da akşama kızartmak için şöyle koyup dolaba koyuyorum ki bozulmasın diye. Haydi bakalım. Evet, pirincimi de koydum. Böyle arkadaşlar, pirincimi de koydum. Akşama bunlar hazır. İlkay'cığıma geldik. Nescafeler İlkay'dan. Teşekkür evet, ederiz tatlım. Afiyet olsun. Özkan da böyle böyle oturuyoruz. Ay balkonda da oturmayı özlemişiz değil mi? Açık balkon. Çok güzel. Vallahi onların balkonu açık kapalı değil. Böyle de bir başka oluyor esintili esintili. Aynen. Neyse biz muhabbetimize devam edelim. Teşekkür ediyorum tekrar. Eve geldik. İlk aydan çıktıktan sonra biraz da bir şeyler aldık. Onları da size göstereyim. Biliyorsunuz ben perşembe günü BİM'den şöyle yufka ekmeği almıştım. Fakat hiç açmadığım halde bunların hepsi yavaş yavaş küflenmeye başlamıştı. Vallahi açılmadığı halde küflendiyse vallahi kusura bakmasınlar da gidip iade ederdim. Zaten ettim. Onun yerine hemen bunu yenisini aldım. Bir de şöyle bulaşık makinesi aldım Binat Aktif'in. Bir de süzme yoğurdu aldım bu akşam için. Evet aldıklarım bu kadar. Şimdi patlıcanlarımı közledim. Şimdi bunları da güzelce temizleyeyim. Pilavımı atayım. Ondan sonra akşama menüler hazır olsun. Pilavım da burada. Hemen onu da koymak istiyorum. Haydi bakalım Seda. Devam. Evet çok şükür Seda bütün mezelerini hazırladı arkadaşlar. Böyle patlıcanla biberlerimi güzelce doğradım. Sadece limon sıktım ve tuz dökeceğim. Burada haydarim var. Süzme yoğurt, sarımsak, dereotu ve tuz. Biraz da pul biber de aktardım. Salatam hazır. Kavunumuz hazır. Bizim bu hafta sonu keyfimiz. Hafta sonları keyfimiz bizim meşhurdur biliyorsunuz. Tavuğu da şimdi atmayacağım. Böyle yağlı kağıdıma da hazırladım. Bir de pilavımı da göstermek istiyorum. Bakın pilavım da pişiyor. Çok şükür. Çayımı da koydum şimdi. Oh şükür. Şimdi tavuğumu atana kadar biraz Özkan'la biz keyfimizi yapalım. Eğer siz de yemeklerinizi yediyseniz hepinize de buradan afiyet olsun diliyorum. Bugün çok hareketli, koşuşturmalı, boyamalı bir gündü. Evet kesinlikle ilk boyamı yaptım ve mükemmel oldu. Herkesten çok güzel sözler aldım. Başta kendi evimin erkekleri olmak üzere ve diğer sevdiklerimden onlardan da çok güzel güzellikler duydum. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de ilk boyamama göre çok da güzel boyadım. Ve istediğim rengi de buldum. Artık bu renkte devam edeceğim inşallah. Kuaförden kurtuldum. Çok şükür. Saatlerce oturmaktan, beklemekten kesinlikle bıkıyordum. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum ama ben devamlı gittiğim için artık usanmıştım. Ama çok şükür artık kendim boyayabiliyorum. Çok da güzel bir sonuç aldım. Neyse lafı artık uzatmak istemiyorum. İnşallah benim kadar güzel, keyifli geçmiştir hafta sonunuz. Benden bugünlük de bu kadar olsun. Kuzenim de geldi ayrıca. Yemekte birlikteydik hafta sonu yemeğimizde. Videomu inşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.